Hepinize merhaba arkadaşlar. Neşeli Kanatlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bakın burada çok tatlı 3 tane bebek muhabbet kuşu var. Aslında Instagram'dan bahsetmiştim. Hatta hemen aşağıya koyayım Instagram'ı. Siz de takip edersiniz oradan. Oradan çok sık sık konuşuyoruz sizlerle çünkü. Bir muhabbet kuşu macerasına atılmak istiyorum demiştim. Çok da yakın olduğunu söylemiştim zamanın. O zaman geldi çattı. Az önce aldım yavrularımı teslim. Teşekkür ederim şimdiden. Çok sağ olsun Selami abi Antalya'dan. Böyle bir konusu geçiyordu. Ben de dedi çok güzel yavrular var sana dedi bunları hediye etmek istiyorum dedi. Ben de hay hay dedim kabul ettim. Kendisinin de Instagram adresini koyarım. Antalya'da böyle kuşlar arayanlar varsa kendiyle irtibat geçebilir. Tabii ki otobüsle gelmedi. Sağ olsunlar şahsi bir arabayla geldi bu tarafa. Bursa'ya geçen birisi varmış. Bıraktılar bana ama tabii Antalya Bursa uzun yol. Özellikle yavru oldukları için biraz yorulmuşlar dinleniyorlar. Zaten daha yeni girdik eve. Şöyle bir taşıma kafesi yapılmış. Üşümesinler diye yemlikleri var. İçeride bir sürü yem var, daldırı var. Yolda yemişler midir bilmiyorum. Ama göreceğiz. Şimdi keyifleri yerinde. Şimdi onları tek tek çıkaracağım. Yeni kafeslerini alacağım. Durumlarından bahsedeceğim. Sizden bazı öneriler isteyeceğim. Hatta şöyle açayım ve göstereyim önce. Şöyle açabilirsem eğer. Tamam, dur bakalım. Şimdi arkadaşlar. Şu sağdaki, şu an gördüğünüz krem rengi olan bir dişiymiş. Diğerleri erkek. Şimdi iki erkek bir dişi ne alaka diyebilirsiniz. Aslında şu soldaki erkekle, bakın mavi cereli olanla, sağdaki kremino'yu eş yapmayı düşünüyorum ben. Şu an onlar biraz büyükler. Yaklaşık birkaç ay sonra eşe atılabilecek haldeler. Ama ortadaki daha 35 günlük bir yavruymuş. Şimdi ben dedim ki bir tane erkek olsun yavru. Onunla videolar çekeriz, eğitimler veririz, size bir şeyler anlatırız, oyunlar oynarız. Diğerlerinde de muhabbet kuşlarının üremesiyle alakalı bilgiler veririm dedim. Böyle bir şey yaptık. Bakalım bır 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 yapmazlarsa eğer, kafamız tasını şişirmezlerse eğer bayağı uzun süre bir birlikteliğimiz olacaktır onlarla. Şimdi nasıl kafeslere geçiriyorum? Geçici olarak göstereyim. Tek olan muhabbet kuşunu buraya alacağım. Bu onun için geçici bir kafes olacak. Bir hafta 10 gün kadar burada kalacak. Bu da diğer çiftler için ayarladığım bir kafes. Bu da geçici bir kafes arkadaşlar. Bunu da daha sonra çiftleri bir 15 gün sonra şu an gördüğünüz bu salma kafese koyacağım. Burada bir tane albino dişi bir kuşum var. Tek başına kaldı zaten. Onu da ileride büyüdüğünde kürdana eş yapmayı düşünüyorum. Şimdilik durumlar böyle. Şimdi ben onları yavaş yavaş kafeslerini alayım. Kafeslerini göstereyim size. Bahsedelim birazcık. Hatta mesela şöyle göstereyim. Tek tük malzemeler koydum ki içeride yorulmasın diye. Dur acele etme. Dur. Korktu. Tamam çıkaracağım sizi. Valla evciller mi değiller mi hiçbir bilgim yok. Deneyeceğiz. Değillerse de biliyorsunuz çok kolay bir şekilde evcilleştirebilirim onları. Her eğitim yapacağım. Şundan kaldığım yerden gideyim. Şimdi yavru olduğu için özellikle daldırısını koydum. Yemini koydum. Suları koyulacak birazdan probiyotikli. Bir tane dinlenme tüneyi koydum. Bir tane güzel sarmaşık tünekten koydum. Tırtıklı. Bir tane okaliptüslü gaga taşı taktım. Şimdilik yeterli. Bir tane merdiveni var. Zaten sık sık onu dışarı çıkaracağım için, dışarıda vakit geçirip eğleneceğimiz için 10 günlük, 15 günlük iyi. Bu daha sonra bunu, daha bundan daha büyük bir kafesim var. Oraya geçireceğim. Niye burada beklettiğimi söyleyeyim. Bunlar aslında benim için bir karantina kafesleri olacak. Çünkü kuşlar uzun yoldan geldi. Hastalık vesaire bir durum olur mu diye. Burada gözlemleyeceğim. Yaklaşık 15 gün bir yer bütün kuşlardan ayrı olarak kalacak. Ve gözlemledikten sonra kafesleri alacaklar. Bu da yine dezenfektan kafesimiz. Dezenfektan diyorum hep yanlışlıkla. Karantina demem lazım. Dezenfektan niye diyorum? Çünkü temizledim bayağı bir bu kafesleri. Bir kuştan başka bir kuşa geçtiğinizde sağlıklı olduğunu bilseniz bile kafesleri ve içindekileri yenilemeniz şart arkadaşlar. Dallarını astım. Yulaflarını koydum. Şimdi onları yeri yerine alacağız. Alırken de bir video çekmeye çalışacağım bakalım. Umarım faydalı olur. Şimdi telefonu tripoda taktım. Umarım net gözüküyordur. Belki kafamın yarısı gözükmüyor olabilir ama elim gözükecek.
Yavaş yavaş parmağımla davet edeceğim bunları. Şu an 3 tane oldukları için muhtemelen korkacaklardır. Ama şansımızı deneyeceğiz bakalım. Öncelikle benim o yavru olanı çıkarmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl bir tepki verecek. Ya da herhangi biri gelecek mi bakalım bana. Aferin sana. Aferin sana. Hiç tepki vermedi. Gel bakalım kuzum. Çık bakalım parmağıma. Çık bakalım. Aferin sana. Hayır hayır korkma korkma. Gel bir daha deneyelim. Diğerleri olmasa bu kuş çok çabuk gelir ha. Ben söyleyeyim. Gel bakalım gel. Hoppala korkma 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 korkma. Kaçma kaçma. İçeri gitme içeri gitme. Tamam tamam. Sen ne güzelsin böyle. Sen ne güzelsin böyle. Senin adını ne koyalım? Umarım gözüküyordur, güzel gözüküyordur. Sen ne güzelsin böyle. Senin adını ne koyalım? Ne koyalım senin adını? Arkadaşlar isim önerisi lütfen. Çabuk çabuk çok güzel. Kürdan gibi orijinal bir isim. Bakın çok evcil çıktı. Bakın. Çok tatlı. Gel seni kafesine koyalım. Korkma gel. Seninle çok oynayacağız ileride gel. Atla bakalım babacığım. Aferin sana be. Aferin sana be. Aferin sana. Hop korkma korkma. Tamam. Şimdi bunu alalım. Şöyle. Şimdi diğer kuşlarımı çıkarayım. Dediğim gibi onlar biraz büyük olduğu için evcilleşmesi daha zor kuşlar. Şu an ters tepki verebilirler. Yavaş yavaş alacağız. Gel bakalım. Erkek dedim deneyelim şansımızı. Erkek çok pır pır. Gel bakalım paşam. Gel bakalım kurban olduğum. Güzel gözlüm benim. Sakallı erkeğim benim. Gel bakalım. Gel. Yok yok korkmaz korkmaz benim paşam. Gel. Gel. Aferin sana. Gel. Ama evin içinde uçmayın. Tamam mı? Dışarıda uçmayın tamam mı? Gel. Bak. Bak benim bütün kuşlar çok sever. Kuş besleyenler de sever. Siz de seveceksiniz. Gel. Sabırla. Hadi bakalım. Hadi gel. 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 Gel korkma korkma. Aferin sana. Gel bir daha bir daha. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Aferin sana. Aferin. Uçma tamam mı? Aferin sana. Eyvah uçtu. Gel hadi gel gel. Gitme bir yere gel. Dur alayım onu ben. Şimdi dişiyi de erkeği de zor da olsa elime aldım. Çok korktular. Kaçıp duruyorlar uçup duruyorlar. Siz de kısaca görün. Hiç fena değiller. El alışkınlığı da iyi. Ama birbirlerini arıyorlar. Bir de çaktırmadan ısırıyorlar. Çok canım acıtmıyor tabii ki. Sultan Papağan'dan sonra çok önemli değil. Ama bak dişi olan ısırıyor hafif. Güzel kız niye ısırıyorsun sen beni? He? Ben seni çok seveceğim ya. Niye ısırıyorsun beni? İnşallah gözüküyordur kuşlar. Tamam birbirlerini arıyorlar. Tamam hadi gel bakalım kafese gidelim şimdi. Atla kafese atla kafese. Atla bakalım. Aferin sana. Gel seninle götüreyim onun yanına. Şöyle erkeği yakından göstereyim. Siz de görün. Ama ısırıyor. Isırmasını yenerim ben onu. Çok kolay yenerim. Şöyle kanatlarını göstereyim. Böyle bunların mutasyonlarını bilen varsa bana yazarlar. Böyle minik minik ısırıyor. Kurbağa ısırma lan. Isırma lan ısırma kafanı yerim. Senin kafanı ısırırım. Sen beni ısırırsan ben de senin kafanı ısırırım. Duydun mu? Gel bakalım. Aferin. Şimdi onları attık kafeslerine. Umarım güzel görüntü yakalamışızdır. Tamam. Birbirleriyle yan yana geldiler. Diğer muhabbet kuşunu da getireceğim onların yanına yavru olanı. Böyle dursunlar yan yana. Şimdi şu yavru olanı birazcık daha elime almak istiyorum. Bir göreceğim. O çünkü çok uysaldı. Diğerleri birazcık daha tabii büyük olduğu için daha agresifler. Ama tabii benden kaçmaz biliyorsunuz. Ne canım acıyor benim artık kuşlardan. O kadar alıştı ki parmaklarım, ellerim. Ne de korkuyorum. O da korku hissetmedikleri için bana karşı biraz daha az agresif oluyorlar. Gel babam ne oldu? Nereye gidiyorsun sen? Arkadaşlarını mı istiyorsun? Ya bunu niye ayrı koyduğumu söyleyeyim. Hem yanıma alacağım içeriye. Hem de yem yiyip yemediğini kontrol etmem lazım. Çünkü henüz küçük. Gel gel. Niye bu kadar telaş yaptın? Gel. Tamam seni de götürürüm oraya gel. Gel tamam gel. Ne oldu? Oraya mı gitmek istiyorsun? Gel gel. Gel. Cır cır. Allah Allah. Girdi köşeye. Tamam gel gidelim gidelim. Gelsene. Tabii kapıyı mapıyı öğrenmesi zaman alacak. Gel oradan gidişmiyor. Gidilmiyor oradan. Gel. Gel ne yapıyorsun gel. Gel. He? Ne oldu? Sen de mi gideceksin? Sen de yanıma gideceksin. Şimdi yavruyu şöyle göstereceğim size. Yani galiba
kötü fikir olacak. Çünkü yan yana olduklarında diğerlerinin yanına gitmek istiyor. Ama ben onu dediğim gibi içeri yanıma almak istiyordum. Birazcık da eğitim vermek istiyordum. Bakalım belki bir süre bir de yemliyor mu yemiyor mu onu takip etmem lazım. O yüzden aile kafeste kalması şart. Bir süre takip edelim. Çok daha küçük çünkü. Aferin benim oğluma. Dur bakalım. Dur oğluş. Bak onun da kanatlarını göstereyim size. Bak böyle çok güzel kanatları var. Gel oğluş, gel oğluş. Isırmadan. Isırma. Bak. Çok güzelmiş bunun kanatları bak. Gözüküyor değil mi? Buna bir isim koyalım. Bizim kürdan gibi uzun ömürlü bizde kalsın. Uzun yıllar birlikte olalım bununla. Gel bakalım. Gel. Hadi kapatalım videomuzu. Görüşürüz. Yine yeni videolar çekeriz. Eğitimle alakalı nasıl yaklaşmanız gerektiğiyle alakalı videolar çekmeyi düşünüyorum. Bak, hafiften yokluyor bak. Ey dostum, benim canım acıtamazsın. Benim ellerimi hiçbir kuş acıtamaz. Bunu öğren. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.